Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, sünat dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Asar-ı rüyada bir hitabe bahsinden devam ediyoruz. Meclisten biri dedi, o meclisi muhteşemden, bir sual daha geliyor. Neden şeriat şu medeniyeti reddeder? Şeriattan maksat İslamiyet'in kendisi yani Kur'an'ın hükümleri, sünnetin ahkamı. Şu medeniyet dediği de sefih olan Avrupa medeniyeti, Avrupa'nın sefahati. Üstad Hazretleri toptancı bakış sergilemiyor. Avrupa'yı bizim nazarımıza verirken buradan bir cümle okumuş olalım. Mesnevi'den 5. notadan. Yanlış anlaşılmasın. Avrupa 2'dir. Yani Avrupa'nın güzellikleri de var. Ama o güzellikler nelerden kaynaklanıyor? Onu da görmüş olacağız. Birisi İsevi'nin dini hakikisinden, gerçek Hristiyanlıktan ve İslamiyetten aldığı feyz ile hayatı ictimaiyye, beşeriyeye, nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fununları takip eden Avrupa. Avrupa'nın bir kısmı var ki burası gerçek Hristiyanlıktan ve İslamiyet'ten feyz alarak beslenmiş ve beşeriyete faydalı olacak sanatlar, adalet ve hakkaniyet ve bunlara hizmet eden bir tarafı var ki o tarafı ustazetleri yani düşmanına bakılacak taraf değil. Belki hangi taraftır? Felsefe-i tabiyenin zulmetiyle konuşacağımız kısım bu. Yani materyalist felsefe. Sadece maddeyi esas alan bir felsefe var. Onun insanları karanlığa gömmesiyle medeniyetin seyyiatını, medeniyetin günahlarını, kötülüklerini mehasin, güzellik, iyilik zannederek beşeri sefaate, insanlığı burada ne yapmışlar? Bütün günahlara ve dalalete sevk eden. Yani sefaat fiili boyutta günahlar cephesi. Dalalet dediğimizde fikri boyutta düşünce sisteminde olan bozukluklar. Zaten e, günahlar da fiildeki olan yanlışlar da düşüncedeki olan bozukluklardan, bozuk fikirlerin neticesi olarak meydana geliyor. Ondan dolayı üstad Hazretleri bu kısma hitap ediyor. E, şeriatın reddettiği medeniyet de o sefih medeniyet dediğimiz kısım ki burası beşeriyeti e, insanları günahlara ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa. Burası önemli. Konuşacağımız bugünkü kısımda burası. Hem fikir noktasında bozukluklar var hem de muamelat, fiil noktasında bozukluklar var. Muamelat kısmındaki olan bozukluklar sefahat yani günahlar olarak ifade ediliyor. Fikir noktasında olan bozukluklar da dalalet yani sapkınlıklar, sapıklıklar olarak, fikri bozukluklar olarak ifade ediliyor. Neden şeriat şu medeniyeti reddeder? Dedim, çünkü 5 menfi esas üzerine teessüs etmiştir, kurulmuştur. Yani bu medeniyet temelinde 5 esas var. Onların üzerine kurulu ama o 5 esas nasıl esastır? Menfi esas. Yani, Bozan, tahrip eden esastır. Müsbet yapıcı olan esaslar değillerdir. Şimdi onları tek tek bize ifade edecek. Yani onlardan bir tanesi noktayı istinadı, dayandığı nokta nedir? Kuvvettir. Kuvvettir. Devamında gelecek. Yani İslami medeniyetin esasları nelerdir? Onu bizim nazarımıza verecek. Kuvvete bedel hak olması gerekirken nedir? Burada kuvvettir kuvvete dayandığı için yani kuvvete dayanmak ne demektir? Ben güçlüyüm, öyleyse haklı da benim. Ben güçlüyüm, öyleyse haklı da benim. Bu cümle doğru değil. Doğru mudur? Asla doğru değildir. Yani kim güçlüyse haklı odur şeklinde bir e, yaklaşım olmaz. Tam tersi. Haklı kim ise güçlü odur. Ha işte her şey kuvvete dayanınca o ise şe'ni tecavüzdür. Yani bütün hudutları, bütün sınırları, bütün hukukları ihlal etmek manasına geliyor. Hedefi kastı, hedefinde ne vardır? Menfaattir. Yani kendi menfaatini düşünür. Ee, kendi faydalanacağı bir noktada başkası zarara düşecekse onu düşünmez. Ona bana nedir? Yani burada benim faydamı, ben faydamı takip ederim. Başkası ondan zarar görecek beni ilgilendirmez. Bu da menfi bir noktadır. O ise şe'ni tezahümdür. Başkalarına ne yapmaktır? Zarar vermektir. Zahmete sokmaktır. Hayatta düsturu cidaldir. Yani hayatta yani yaşamayla ilgili ortaya bir ölçü koyar. O ölçü nedir? Cidaldir. Yani mücadele. Oysa hayatta olması gereken yardımlaşmadır. Yardımlaşmanın yerini mücadele aldı mı birbirini yıkmak manasına o ise şe'ni, bunun kaynağında, bunun özelliğinde ne vardır? Tenazu yani niza, kavga, dövüşme buradan başlıyor. Yani e, mücadele, cedelleşme dediğimiz, cidalleşme dediğimiz şeyde de kavgalar kendisini gösterecektir. Kitleler mabeynindeki rabıtası, e, ahiri yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi milliyettir. Yani kitleler dediği işte ırklar, gruplar, sınıflar arasındaki bağlarını nasıl kuruyor? Aheri yutmakla yani ben var isem sen yoksun. Dolayısıyla benim varlığım senin yokluğuna manasına gelir. Ben varlığımı devam ettirmem için seni ne yapmam lazım? Yutmam lazım veya yok etmem lazım bir unsur bir ırk varsa o da benim ırkımdır senin ırkın olmaması gerekir veya yok olması gerekir. Ondan dolayı ne dedi? Aheri yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi milliyettir. Menfi ırkçılık. ırkçılık. Demek ki kitleler arasındaki bağını da bu şekilde düşünüyor. Milliyetçiliği ırkçılığı esas alıyor ama müsbet bir milliyetçilik değil. Başkasına hakkı hayatı tanımıyor. O ise şeyini, peki onun neticesi, onun özelliği, onun keyfiyeti nedir? Böyle müthiş tesadümdür. Çok şiddetli olan çarpışmalar da bunun neticesinde kendisini gösteriyor. Cazibedar hizmeti. Peki bir hizmeti var bu sefih medeniyetin ama nasıl bir hizmet? Cezbedici bir hizmet. O cezbedici hizmeti neymiş? Heva ve hevesi teşcih. Yani arzuları, istekleri, hevesleri nefisten gelen, hevadan gelen arzuları heyecana getirmek, hareketlendirmek ve arzularını tatmin, onları tatmin edecek yollar bulmak ve metalibini, onların lazım olacak ihtiyaçlarını da tesil yani kolaylaştırmaktır. Ne yapar bunu yapmak için, o arzuları tatmin etmek, onları heyecana getirmek için? özel yerler açar. Yani günahların işlendiği özel yerler vardır. Eğlencelerdir adına ama orada her türlü günah, her türlü rezillik ne yapılır? İşlenir. Onları da ne yapar? Kolaylaştırır. Hangi medeniyet? Avrupa'nın bozulmuş olan ikinci kısmı işte o sefih medeniyet. O heva ise şeyni şimdi onu anlatacak bize. Her bir insanda böyle yani hayvaniyete ait olan bir his var. Hayvani arzular var. Bunlar ne olması gerekiyor aslında? Terbiye edilmesi gerekiyor. İşte İslamiyet onları terbiye ediyor. Yani nefsi emmareden nefsi marziye makamına kadar ne yapıyor? Çıkarıyor. Nefsi emmarede bırakmıyor. Nefsi emmarede bırakacak olsa işte hayvanın arzu ve istekleri gibi bir seviyede kendisini göstermiş olacak. Böyle bir şey de olsa onun özetliği insaniyeti dereceyi melekiyeden bir insan melek derecesine kadar çıkabilir. Öyle bir dereceden dereceyi kelviye indirmek yani e, affedersiniz köpek derecesine indirmek, hayvanların e, olduğu derecelere kadar indirmek insanın Messi manevisine sebep olmaktır. Maneviyatını tamamen bozmak, affedersiniz hayvanlaştırmak manasına geliyor. Bu medenilerin çoğu yani bu şekilde sefaatte, günahta, dalalette, isyanda, tuyanda devam eden bu sefaatte sefihlerin, alçakların çoğu eğer içi dışına çevrilse bir insanın iç dünyası var bile dıştan görünen şekli var. Ama iç dünyasında çok farklı yani ruhumuzu okuyabilseydik, kalbimizin içini dışına çıkarabilseydik, aklımızda olanları gösterebilseydik, hissimizde, hevesimizde, hevamızda olanları açığa çıkarsaydık, işte buradaki şekliyle heva ve hevesine uyanlar, hissine uyanlar, günahlara dalanlar, o affedersiniz o pislikler içerisinde kendisini perişan edenler, eğer bunları e, ki medeni olarak dıştan baktığınız zaman medeni olarak gözüküyor, onların çoğu eğer içi dışına çevrilse, kurt, ayı, yılan, Hınzır, maymun postu görülecek gibi hayale gelir yani insana e, hayalinde bunlar canlanabilir. Buradaki e, yani tabirlerin yani e, hayvan isimleri zikredildi Belki e, birçok farklı mana olabilir de akla gelen bir iki manası var Bir manası cephesiyle insan işlemiş olduğu günahların misal alemindeki görüntüleri vardır. Günahların özelliğine ve keyfiyetine göre misal aleminde onların bir şekilleri var. Diğer taraftan da insan e, işlemiş olduğu günahlar onun ruhunu, onun kalbini, onun vicdanını öyle sersem eder, öyle perişan eder, yıldızlarını öyle söndürür, öyle sukuta uğratır ki o insanın artık ruhunda e, kurt gibi parçalama özelliği, işte affedersiniz ayı gibi kavga etme, dövüşme, yakma, yıkma özelliği veya yılan gibi zehirleme özelliği veya hınzır affedersiniz domuz gibi her türlü pisliğin içerisine gidip o pisliği güzel bir şekilde kabul etmek veya namus düşüncesi diye bir şeyin kalmaması gibi bütün bunlar yani hayvanı o özellikler adeta o insanın kendisinde kendi iç dünyasına akseder ve bunu da bu noktada çok rahat, çok serbest, hiç sıkıntı yok gibi bir hayatı yaşar ve buna da medeniyet diyebilir. İşte onun için bu medeniyeti hazıra beşerin yüzde seksen'li meşakkate yani toplumlarda bu sefih medeniyet isabet ettikçe sefih medeniyetini isabeti etmesiyle her bir insan yani materyalist düşünceyle bütün hislerinin tatminini o maddede aramasından dolayı yüzde seksenli meşakkate, şekavete atmış. Sıkıntıya sokmuş. Yüzde seksenli. Onunu mümevveh saadete çıkarmış. Yani yüzde onunu vehmi olan, hakikatte olmayan ama görüntüde Mutlu gibi görünen yüzde on ama bu yani mutlu değil ama mutlu gibi yaşıyor yüzde onunu da bu şekle getirmiş diğer onunu diğer kalan yüzde on kısmını da beyne beyne bırakmış yani beyne beyne bıraktığı iki arada bir derede e, tereddütler içerisinde ne yapacağını bilmiyor böyle bir hale getirmiş bu şekilde yani iki arada bir derede bir insan duramaz yani e, bir şeye karar verememiş. Kararsızlık durumu. Kararsızlık durumu insanı perişan eden bir durumdur. Belki burada da insanlar ne yapacaktır? Allah korusun hayatına son vermek için intiharlara kadar gidecektir. Saadet odur ki, yani mutluluk odur ki, külle, yani yüzde seksene ve hepsini için ya eksere yüzde seksene saadet ola, bu ise ekalli kallindir. Buradaki e, saadet dediğimiz şey ise vehmidir. yüzde yüzün yüzde onuna tekabül ediyor. Yüzde seksen çıkarsan yüzde yirmi. Yüzde yirminin de nedir? Azıdır. Nevi beşere rahmet olan Kur'an ancak umumun lakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder. Yani e, İslamiyette Kuranda ne var? Kur'an yani mutluluk olacaksa, mutluluk olacaksa en az e, ekseriyet olmalı veya umumu tamamen olmalı. Hadi umumu olmadı, en az çoğunluk olmalı yani yüzde seksen olmalı ve Kur'an bu saadeti veriyor. Yüzde doksan dokuzuna saadet verir. Yani yüzde bir hissinden, hevesinden dolayı alamaz. Yoksa Kur'an'dan istifade etmek noktasında insanların kalpleri ve gönülleri açık olacak olsa Kur'an bütün nurlarını herkese aksettirir. O aksettirmenin içerisinde yani alamayacak olsa olsa belki yüzde bire çıkar. Yüzde doksan dokuzu ondan ne yapar? Tam istifade eder. Hem serbest hevanın tahakkümüyle daha başka bir şey de bize şimdi söyleyecek. Sen o hayvani arzu ve isteklerini serbest bırakınca onlar bu sefer senin aklına, kalbine, vicdanına, ruhuna ciddi bir şekilde ne yapacak? Hükmedecek. Onların tahakkümüyle hevaici gayrı zaruriye, zaruri olmayan ihtiyaçlar hevaici zaruriye hükmüne geçmiştir. Üstad Hazretleri daha başka bir yerde. Ha burada ifade edecek. Bedavette bir adam dört şeye muhtaçken bedavette. Yani ta eskilerde bir insan köyde yaşarken bedevi bir insandan bahsediliyor. Bakın hayatı basit, hayatı sade, hayatı çok rahat bir hayat. Dört şeye muhtaç. Dört şeyle hayatını gideriyor. Şimdi farz edelim ki bu insan dört şeyinden üç şeyini halletmiş birisini halledememiş. Bu insan zengin bir insandır. Yüzde yetmiş beşini çözmüş çünkü. %75'ini. Medeniyet, sefih medeniyet dört şeye muhtaçken, sefih medeniyet yüz şeye muhtaç etmiş. Yüz şeye muhtaç etmiş. Yüzde dördünü halletmiş olsa farz edelim. Bakın diğerinde 4'ten üçünü halletmiş olsa zengin oluyor. Yüzde dördünü halletmiş olsa fakir oluyor. Dolayısıyla ihtiyaçlar 4 kalemden yüz kaleme çıkınca o yüz kalemi halledemeyin, yüzde zengin olabilmen için yüz kalemden 75'ini halletmen lazım. Sen dördünü zor hallediyorsun, 5'ini zor hallediyorsun, onunu zor hallediyorsun. Yüzde yirmiyi dahi halletsen, yüzde otuzu dahi halletsen sen nesin? Fakirsin. Dolayısıyla bu sefih medeniyet insanları ne yapmış? Fakir hale sokmuş. Say, şimdi bundan sonra ne olacak? bu insanın çalışması masrafa kafi gelmediğinden. Orada yüz kalem ihtiyaç var. Çalışması da yüz kalem o ihtiyaçlara kafi gelmediğinden dolayı, onları elde edemediğinden, tamamlayamadığından dolayı peki ne yapacak bu sefer? Bu sefer hileye başvuracak. Harama başvuracak. Ya yanlış yollara girecek. Tabiri diğerle sefaate giren sefih medeniyetin esiri olan bir insanda sanki helal ona kifayet etmemiş olacak. İster istemez kendisini hileye, harama, yanlış yola sokmuş olacak. Ahlakın esasını şu noktadan iftat, ifsad etmiştir. Dolayısıyla sefih medeniyet aslında ahlakın esasını bu noktadan bozar. Ne yapar? Dört şeye muhtaç iken yüz şeye muhtaç eder yüz şeye çalışması da kifayet etmeyince hileye müracaat edecek, harama müracaat edecek, hileye harama mühde, müracaat edince bu insanın ahlakı ne olmuş olacak? Otomatik olarak bozulmuş olacak. Ahlak bozulunca artık toplumda da huzur kalmayacaktır, ailede de huzur kalmayacaktır, o insanın kendisinde de huzur kalmayacaktır. Peki bu sefih medeniyet nasıl mutluluk verecek? vermiyor. Tam tersi olanı da hepsini almış oluyor. Cemaate neve verdiği servet haşmete bedel ferdi şahsı fakir, ahlaksız etmiştir. Zahirde bakıyorsun ki Avrupa çok zengin. Değil mi? Yani orada bir servet gözüküyor. Orada bir mal mülk gözüküyor. Orada bir zenginlik gözüküyor. Ama fertler bazında incelediğin zaman fertler fakir. Fertler o heva ve hevesiyle hareket ettiklerinden dolayı yüz kalem ihtiyaçlarını tedarik etmekte sıkıntı çekiyorlar. İster istemez günaha şuna buna girmiş oluyorlar. Dolayısıyla insanları ne yapıyor? Fakir, fakirlikle de kalmıyor, ahlaksız yapıyor Allah muhafaza etsin. Kurunu uylanın mecmu vahşetini bu medeniyet bir defada kustu. Üstad Hazretleri çok farklı bir ifade kullanıyor. Kurunu uyla ilk çağlar. İlk çağlarda insanlık vahşet ve bedeviyet dönemini yaşıyordu. O dönemdeki vahşetliklerin hepsini topla, topla. Bu sefih medeniyet onun tamamını bir defada kustu. İşte bu kustuğu şeyler Birinci Dünya Savaşı onun neticesi. Çok medeniyiz. Niye bu savaşları yapıyoruz? Niye insanları yutmaya çalışıyoruz? Almanya süper güç oldu. Süper güç olmakla beraber ha aklına bir şey daha, ben dünyaya da hükmedebilirim. E dünyaya hükmedeceksen ahlakınla, faziletinle, ilminle, irfanınla hükmet. Yok. Her tarafa sağa sola savaş açacağım. O insanları kendi e, birliğimin altına, esaretimin altına alacağım ve böylece dünyaya hükmetmiş olacağım. Yolu bu mu? Yolu savaş mı? Savaşmaktan mı geçiyor? Yok etmekten mi geçiyor? Yıkmaktan mı geçiyor? Gaz odalarında öldürmekten mi geçiyor? Ormanlarda toprağın altına e, umumi bir şekilde gömmekten mi geçiyor? Yok, yok, yok. Böyle değil yani. İşte o sefih medeniyetin sefati öyle bir vahşeti kustu ki 40 milyonun 50 milyonun bir defada ne olmasına dünyadan her türlü zahmet, her türlü çile, her türlü meşakkat, her türlü zulüm içerisinde göçüp gitmesine sebebiyet verdi. Sebebi nedir? Başlangıçtır yani. Başlangıçtaki fikir ve düşüncedir. O fikir ve düşünce bozuk olunca her tarafa ne yaptı? Sirayet etti. alemi İslam'ın. Şimdi gelelim buraya. Şu medeniyete karşı istinkafı İslam alemi bakın bu sefih medeniyet de yani Avrupa'da kendisini gösteriyor ama asırlardır devam ediyor. İslamiyetten önce de var. Roma ve Yunan felsefesinden bahsediyoruz. Şimdi burada da ifade edecek. Kaynak Roma ve Yunan felsefesidir. Asırlardır oradan geliyor. Geliyor. İslamiyet 1400 sene öncesinden geliyor. Bir tarafta o sefih medeniyet var, bir tarafta İslami medeniyet var. İslami medeniyet, İslamiyet o sefih medeniyete karşı nasıl durmuş? İstinkaf şeklinde. Yani uzak durmuş ve soğuk davranmış. Oradan hiçbir şeyi almamak noktasında bir tavır sergilemiş. Tavır sergilemiş ve yani bunu ortaya koymuş istinkafı, soğuk davranması ve kabulde ızdırabı yani kendi içerisine dahil etmekteki ızdırabı cayi dikkattir. Kesinlikle burada aslında bir mücadele vermiş yani. Asırlarca İslamiyet bir taraftan kendisini ve kendisi içerisindeki bulunan nedir? Tebaasını yani Müslümanları muhafaza etmek noktasında o bozuk fikirlerin İslamiyetin Müslümanların içerisine girmemesi noktasında müthiş ne yapmış? Fikri mücadeleler yapmış. Mesela bunların başında İmam Gazali vardır. İmam Gazali o dönemde felsefeden yani İslamiyete dahil olacak ne kadar bozuk fikirler varsa onların hepsine karşı durmuştur. Ve felsefistlerin her türlü bozuk fikirlerine müthiş cevapları vardır İmam Gazali'nin. Ondan dolayı i̇mam Gazali hüccetül İslam'dır. İslamiyetin delilidir. delilidir. Peki Risale-i Nur'larda ne var? Bin yıldan beri teraküm eden, ha, toplana toplana geliyor. Felsefeden, dalaletten ne kadar bozuk fikirler varsa Risale-i Nur onların hepsine topyekün cevap veriyor. İslamiyeti her asırda her asrın imamı ve müceddidi bu manada dışarıdan içeriye girecek o bozuk şeylerden dolayı hep ne yapmışlar? Muhafaza etmeye çalışmışlar, korumaya çalışmışlar. İçine girmesin, Müslümanların içerisine dahil olmasın. Peki kırıntıları var mı sağda solda? Var. Toz şeklinde işte şu Risale-i Nurların hakikatleri bugün, bugün onların hepsini temizliyor. Üstazetleri Risale-i Nur'u bizim nazarımıza verirken maksadım diyor, Ol saykala, ol elmas kılınca saykal vurmaktır. Elmas kılınçtan maksat nedir? Ee, İslamiyetin, imanın, Kur'an'ın hakikatleri hepsi topyekün bir elmas kılınç şeklinde. O elmas kılınç üzerine e, işte konmuş olan tozlar var. Tozlar nedir? Histen, hevesten, nefisten, vesveseden, dalaletten, e, işte felsefeden bütün bunların hepsinden konan bozuk fikirler her birisi bir toz gibi. İşte o toz, o kubarı temizlemek noktasında Risale-i Nur'un bir vazifesi var. Maksadım diyor, ol elmas kılınca saykal olma. Yani cilalamaktır. Cilalamaktır. Cilalamak için ne yapacaksın? O tozlarını silip süpüreceksin. Elmasın parlaklığını yeniden göstereceksin. Zaten o parlak. Risale-i Nur'un bu asırdaki belki en büyük vazifelerinden bir tanesi bu. Ona saykal vurup, temizlemek, cilalamak, Kur'an'ın, İslamiyet'in, imanın hakikatlerinin güzelliğini, elmas şeklini aleme yeniden göstermektir. İşte bu manada bütün mücedditler, müştehitler, İslam alim üleması hep oraya karşı soğuk durmuş, soğuk davranmış. Zira İstina ve istak, istiklaliyet hassasıyla mümtaz olan şeriattaki ilahi hidayet onların hepsinden müstahinidir. İstiklaliyeti vardır. Ee, İslamiyetteki hidayet herkese yeter. Hiçbir yerden bir fikir almaya ihtiyacı yoktur. Çünkü temeli vahidir. Temeli sünneti seniyedir. Haşa orada bir eksik, orada bir noksan olmaz. Asırlar boyunca gelen İslam alim ve ulemaları o Kur'an'dan, o sünnetten istifade etmişlerdir. Dolayısıyla orada eksik noktan bir şey yok. İstiklaliyeti yani tek başına hayatını devam ettirme noktasında başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Muhtaç da değil ve bu manada bir istina durumu da vardır. Uzak kalıyor. Ta ki muhafaza olsun. Roma felsefesinin dehasıyla aşılanmaz yani Roma'dan gelen siyaset ve onların dehasıyla insanlara aşılanmaz, imtizaç etmez, İslamiyetle Roma felsefesi bir araya gelemez, Mezcolamaz. bel olunmaz, tabi olmaz. Ya bölünmez ve parçalanmaz. İslamiyet de ona tabi, Roma ve Yunan felsefesine tabi olamaz. Şimdi Üstad Hazretleri daha başka bir şey bizim nazarımıza verecek. Bu çok önemli, çok önemli. Diyecek ki, bir asıldan tev'em olarak neş'et eden, bir asıldan tev'em, tev'em dediği ikiz, ikiz. Yani Roma ve Yunan felsefesinin aslı bir, adeta bir anneden dünyaya gelen iki evlat gibi. Bir annenin karnında, yani ayrı ayrı zamanlarda doğan evlat değil de, bir annenin karnındaki ikiz iki evlat gibi. Birbirine çok yakın. Fikirleri, bozuk fikirleri birbirine çok yakın. Birbirinin kardeşi hükmünde. Kardeşler, bir asıldan tevem olarak neşet eden eski Roma ve Yunan iki dehaları. Roma ve Yunan, Roma İtalya manası, Yunan Atina manası, iki akım. İki tarafta da bozuk akımlar geliyor. Bu bozuk akımlar mesela bu şekilde geldiği, aslı esası bozuk olmakla bir birliktelikleri var, bir beraberlikleri var. İkisi de materyalizmi esas alıyor. İkisi de Allahsızlığı esas alıyor. İkisi de nedir? İslamiyet'e münafi olan bir yolda gidiyor. Bütün bunların hepsi böyle beraberken, beraberken amma bir şey söyleyecek. Su ve yağ gibi müruru asar ve medeniyet ve devamına geleceğiz. Su ve yağ gibi dedi. Bakın bir bardağa bir bardağa şu anda su koymuşuz. Getirin bir de yağ koyun. Diyeceğiz ki yağ koyduk karıştıracağız. ikisi birbiriyle tamamen mezce olacak. Böyle bir şey oluyor mu? Olmuyor. Birisi altta birisi üstte kalıyor. Ne kadar sıvı olsalar asılları ne kadar aynı olsa dahi Yoğunlukları farklı. İçlerinde bir farklılık var. Bakın birbirine çok yakın olan bir şey birbirine karışmıyor. Allah Allah. Roma ve Yunan felsefesi yani fikriyatı itibariyle, aslı itibariyle, esası itibariyle birbirlerine çok yakın olduğu halde asırlar boyunca birbirinden ayrı gitmişler. Su ve yağ gibi birleşmemişler, imtizaç etmemişler. E şimdi birbiriyle çok yakın olan iki şey birbiriyle birleşmiyor. Ama biz getireceğiz hiç alakası olmayan İslamiyetle birleştireceğiz. Olmaz bu. Bu memlekete İslam alemine Roma ve Yunan felsefesinden kaynaklı sefih medeniyet aşılanamaz. İkisi beraber yaşayamaz. Bir kalpte ayrı iki muhabbet gibi olmaz. Olmaz. Ondan dolayı bakın İslamiyet'in aslı, esası, safi, temiz, hidayet. Ama diğerleri bir dahaki dersimizde nasipse onları okuyacağız. Ama diğeri tamamen dalalet üzerine kurulu. Nasıl beraber olacak? İslamiyet diril diyor, sefih medeniyet öl diyor. Nasıl bir araya gelecek? Roma ve Yunan iki dehaları su ve yağ gibi müruru asar ve medeniyet ve Hristiyanlığın temzicine rağmen yani burada Hristiyanlık da devreye giriyor. Bozulmuş Hristiyanlıktan konuşuyoruz. Roma ve Yunan felsefesini ikisini birleştirmek tek bir şey yapmaya çalışıyor. Buna rağmen yine istiklallerini muhafaza yok diyorlar. Roma ayrı devam etsin, Yunan ayrı devam etsin. Öyle devam etmişler. Adeta tenasühle o iki ruh şimdi de başka şekillerde yaşıyorlar. Halen de bu ekoller, bu akımlar şimdi de başka şekillerle devam ediyor. Onlar tev'em, ikiz ve esbabı temziç varken, birbirlerini mezc sebepler varken, imtizaç olunmazsa, bir araya gelmezse, birleşmeseler, şeriatın ruhu olan nuru hidayet, o muzlim medeniyetin esası olan, o karanlık, bozuk, sefi olan medeniyetin esası olan, Roma dehasıyla hiçbir vakit mez yolunmaz. İslamiyet mez yolunmaz, bel olunmaz, ona tabi olmaz, onunla da bozulamaz. Dolayısıyla yani biz aklımızı, fikrimizi, zihnimizi iyice başımıza alıp iyice oturup iyice düşüneceğiz. Avrupa'nın öyle bir kısmı var ki o kısmından şimdiye kadar İslamiyet nasıl uzak durmuşsa İslam ulaması ondan uzak durmakta nasıl mücadeleler vermişse bizler de ne yapacağız? Avrupa'nın o sefi olan kısmına, Roma ve Yunan felsefesinden kaynaklı o bozuk fikirlerine karşı kendi tavrımızı alıp uzak durmamız elzemdir. Yoksa perişan oluruz. Perişan oluruz. Hatta Bediüzzaman Hazretleri şurada bir şey var onu okuyup Hani buna da herhalde buradaydı. Okuyup inşallah bitirelim. Hmm. Evet. Ey bu vatan gençleri diyor, frenkleri taklide çalışmayınız. A'ya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra Hangi akılla onların sefaat ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok yok sefihana taklit edenler ittiba değil belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki uyanınız ki ahlaksızca ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibanız milliyetinize karşı bir istihfaftır. Yani dininize hafif almaktır ve millete bir istihzadır. Milletinizle alay etmektir. Daha başka bir yerde Üstaz Hazretleri doldurup aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasalayı temin edemezsiniz. Hattı muvasala dediği yani birleşip beraber olacak bir hat orada oluşturamazsınız. Ya onlara iltihak edersiniz, onlara dahil olursunuz veyahut dalalete düşer, boğulursunuz. Allah muhafaza etsin. Bu manayı çok iyi bilmek, çok iyi idrak etmek, çok iyi anlamak gerekiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.